Böyle bir ekmeklere bakıyorum da siz sanki ekmek olayını biraz fazla kaçmışsınız gibi geliyor. Bilmiyorum kim yiyecek bu kadar ekmeği? İftar yaptırırız biz. Akrabalarımız gelir, komşularımız gelir, fakirler. Hep birlikte öyle bitiyor. Yoksa bu kadar çok yapmıyoruz. Yani ihtiyacı olanlar da misafir oluyorlar sofranızda Ramazan'da. Böyle hep beraber yiyorsunuz. Bu arada sevgili izleyicilerimiz, ben böyle hamuru izlerken aynı güzel oynaması çok keyiflidir dedim. Yönetmenimiz sevgili Ayşegül'ün elinden zor kurtardı hamurları. Çünkü kendisi bir hamur delisi olarak üstüne atlamak istedi. Hemen ben de bunlarla oynayacağım, ekmek yapacağım diye. Neyse ki kurtardık ekmeklerimiz sağ salim. Canım. Evet, soframıza yerini aldılar. Şimdi en keyifli kısmına geliyoruz aslında. En güzel kısımda benim en sevdiğim kokulardan biridir. Böyle ekmek pişerken o nefis kokunun yayılması. Geldiğimizde biz gördük arkada bir fırın var. Böyle açık havada bir fırın yapmışlar. İçinden böyle ateşler buram buram yanıyor, yükselmiş. O kadar güzel bir görüntüydü ki sanırım o fırının içine atılacak şimdi onlar. Böyle tamamen doğal bir ortamda pişecekler ve kokuyu böyle içimize çekerek ekmeklerin pişmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra da böyle nar gibi kızarmış köy ekmeğimizle, patatesli ekmekle, sıcacık bir de evet gibi iştahımız daha da artarak yine karşınızda olacağız. Şimdi biz fırına gidiyoruz. Ekmeklerimiz pişi verdiler. Çıkarıyoruz işte. Oo, sıcak. Nasıl güzel kokuyor. Mis gibi. Gelin mis gibi ekmek var burada. Buyur. Herkese yetecek kadar, içerisi dolu vallahi. Adam abi ekmek işte. O kadar yaptık şimdi, doldurduk fırını. Ne güzel kızarmış bunlar. Yaptıracağız bunlardan. Bunlarla iftar ettireceğiz. Yanında neler olduğunu da az sonra göstereceğiz izleyicilerimize. Bu arada mısır közledik, görüyorsunuz. Mısır da pişirmedim size. Mısır da pişiverdiniz, iyi ettiniz. Pişiriyen altında. Nerede patates? Altında. Bakayım nerede? Oo, şahane vallahi. Yeme de yanında yat olmuştan. Nerede yatarsan yat. İster fırının yanında yat, ister yatağında yat diyorsun. Patatesi pişirmesi benden. Hadi. Mısırları da pişir. Ama yaptık işte, gördün mü bunu? Olsun. Güzel oldu. Azarlanıyorum ama konuşturdun, çeneye tuttun beni, mısırları yaktırdın diye. Yaktırdın beraber. Ay şahane. İşte ekmeğimiz burada. Bu arada Tetemeçele köyünden böyle tamamen natürel ürünlerle bir iftar sofrası var. Görüyorsunuz. Domatesimiz, biberimiz, salatalığımız bahçeden. Köy peynirimiz. Yine buradaki hanımların elleriyle hazırladığı tereyağı, kaymak. Gelin yanıma, bıraktınız beni bir başıma. Burada kendim söylüyorum. Bir anlatın, şu ürünlerle ilgili bir bilgi verin. Çok lezzetli deyin izleyicilerimize. Çok lezzetli, kendi ürünlerimiz. Kendi süt ürünlerimizden yaptığımız tereyağımız, kaymağımız, yoğurdumuz. Yoğurt mu? Ay ben bu süttaş zannettim, ne kadar güzel bir yoğurt öyle bu. Bunları yiyorsunuz, sonra yanaklarınız al dolaşıyorsunuz böyle. Biz de gelip size özeniyoruz vallahi. Ama dediğim gibi bugün benim şanslı günümde yiyeyim. Onun için bunların tadına ben de bakabileceğim. Közlenmiş patatesimiz var, mısırımız var. Muhteşem bir sofra bekliyor bizi ama iftar saatinde. Şimdiden size de afiyet olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun geldiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Biz büyük zevk aldık efendim. Düşerse yolunuz Çetemeçele köylülerin bu sıcak misafirperver evleri sizi bekliyor diyoruz. Hamur işleri böyle.